Benim sorum tarikatlara karşı tavrınız, hani bu soruyla vereceğiniz cevabı merak ediyorum. Bu kadar. Evet. Şimdi biliyorsunuz cemaatler ve tarikatlar Çok vereceğim. bizim dini özgürlükler kapsamında değerlendirdiğimiz bir konu. Yani bizim parti programımızda çok açık hüküm vardır. Diyoruz ki biz inanç hürriyeti, inandığı gibi yaşama hürriyeti ve inancı doğrultusunda örgütlenme hürriyeti. Bu aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de kolektif dini özgürlükler kavramının içinde yer alan bir kavram. Ancak Türkiye'de baştan da bahsettiğim gibi hatta ilk soruya cevap olarak ilk miydi? İkinciydi galiba o ya da ilk soruya verdiğim cevapta da bahsettim. Yani bu tür yapıların ilave bir cazibesi oluşuyor. Yani sadece inandığı gibi örgütlenmenin ötesinde bir cazibesi oluşuyor. Bu cazibe nedir? İşte mensubiyetim olsun, aidiyetim olsun, başım derde düştüğünde onlar gelsin bana yardımcı olsun ya da normalde ulaşamayacağım şeyler onlar sayesinde ulaşabileyim. Giremeyeceğim bir işe gireyim. Veya ihale var. İşte oraya mensubiyetim olursa bu devlet ihalesini bana yardımcı olurlar. O bakanlıkta da çünkü onların adamı vardır. Bana o ihaleyi verirler gibi. Ya haksızlığa uğramamak için ya da ilave imkan sağlamak için insanların mensubiyet arayışı olabiliyor. İşte biz bunun kesilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu da devlette ehliyet, liyakat, hızlı ve bağımsız yargı. Bu ikiyi gerçekleştirdiğinizde olmayacak yerde insanların mensubiyet ihtiyacının olması ile ilgili vakayı bitirecektir. Ha, gerçekten inancı doğrultusunda beraber bir araya gelmek istiyorlarsa, ibadet yapmak Özür istiyorlarsa, dilerim kesiyorum ama yardımlaşma kapatılmaması varsa. gerektiğini söylemiştiniz. Enes Kara'nın intiharı üzerine. Zaten kapatabilen var mı? Kapatılıyor ya da Dünyanın hangi ülkesinde kapatılmıyor. kapatılıyor? Yani Kapattım zannediyorsunuz. Zemin kattan eksi birinci kata iniyor. Burayı kapatıyorsunuz, eksi ikinci katta başka bir odada. Yani yorumunuzdan aslında kapatılması gerektiğini söylüyorsunuz gibi bir hani anladım ama. hayır, kapatılması öyle bir şey yok. Hani hala kapatılmasın diyorsunuz. Peki Kapatmak mümkün değil. tarikat Yani kim yurtlarındaki kapatabilmiş tacizler ki? ne olacak? 100 yıllık, 100 yıllık tarihimizde kapatılmış mı? Osmanlı tarihinde kapatılabilmiş mi? Kapattık zannedilmiş, kapatıldı, ilan edilmiş. Olduğu gibi faaliyetlerine devam etmişler. Üstelik kayıt dışı ve tamamen kontrolsüz ve devletin hiçbir denetiminin olmadığı yanlış alanlara da girecek şekilde varlıklarını devam ettirmişler. Dolayısıyla bir de bunların tabii hepsini silmece bir çuvala doldurup kötü, yanlış diye ilan etmek de doğru değil. Yani bunlar gerçekten iyi niyetli. Pek çok yapılanma da var Türkiye'de. Yani tarikatlar, cemaatler diye bir torbaya doldurup bunların hepsi kötüdür dememiz de ben doğru bulmuyorum. Ama yanlış işler yapanlar var mı? Var. Bu bahsettiğim sebeplerle nüfuz edenler var mı? Var. Ama bununla ilgili de çözüm de devlette ehliyet, liyakat, hızlı, bağımsız, tarafsız yargı. Oo, deva geliyor.